Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde sosyal medyada oldukça sık karşılaştığımız bir otomobilden bahsedeceğiz. Changan Altis'in arkadaşlar bu otomobil. Eğer sosyal medyayı biraz böyle fazla kullanıyorsanız mutlaka sizin de gözünüze çarpmıştır. Yakın zamanda Çinli otomobil devi Changan'ın Türkiye'ye gireceği ve Türkiye'de satışa sunacağı ilk modellerden birinin de Altis'in olacağı ve bu modelin fiyatının yaklaşık olarak 350 bin Türk lirası ile 400 bin Türk lirası arasında olacağı çok fazla dile getiriliyor. Biz de biraz Changan Altis hakkında bilgi edindik ve bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtelim. Changan Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri ve kurulurken Çin devletinden ciddi anlamda katkı almış. Bu katkı sonrasında artarak devam etmiş ve şu anda hala Changan hükümetin desteklediği, hükümetin sürekli para aktardığı bir marka olarak biliniyor. Elbette Changan'ın birçok alt markası var arkadaşlar. Yani Çin'de faaliyet gösteren birçok alt marka aslında Changan grubunun bünyesinde bulunuyor. Bunu basit bir şekilde Volkswagen grubuna benzetebilirsiniz. Bilindiği üzere Volkswagen'in altında da birçok marka var. Örneğin Seat markası, örneğin Skoda markası. Günün sonunda baktığınız zaman Volkswagen'e bağlı. Fakat bunlar farklı birer marka gibi otomobillerini satıyorlar. Dolayısıyla Çin'de de böyle bir durum söz konusu ve Changan da yine bu ağacın en tepesinde yer alıyor ve oldukça büyük bir firma. Pek çok modeli var arkadaşlar. Yani SUV'dan tutun hatchback'e kadar, sedana kadar, mini otomobillere kadar pek çok farklı modeli var. Dolayısıyla bütçe dostu modelleri de çok fazla ve bu modellerin önünde ise Altis geliyor. Şimdi biraz Altis'ten bahsedelim. Altis aslında sedan bir model ve Türkiye'deki otomobillerle kıyaslayacak olursak CLS ya da Egea'yı Altis'e benzetebiliriz. Fakat bu noktada önemli bir detay var arkadaşlar. Altis fiyat olarak Egea'nın ya da Taliant'ın ya da CLS'in çok altında. Elbette bunun sebeplerinden bir tanesi malzeme kalitesi. Bir diğeri teknolojik olarak otomobilin böyle aman aman özelliklere sahip olmaması ve sonuncusu da tabii ki üretim maliyetleri. Biliyorsunuz Çin'de üretilen otomobillerin maliyetleri bir hayli düşük oluyor. Şu var, Changan Altis hala hazırda Çin ve Hindistan gibi pazarlarda 7-8 bin euro karşılığında kullanıcılara sunuluyor. Bu otomobil arkadaşlar Türkiye'ye geldiğinde buna %20 KDV ve en düşük ÖTV dilimini uyguladığımızda fiyatı gerçekten de 390-400 bin TL aralığında bir fiyata denk geliyor. Hadi bayi karlarını falan da etkileyin. Ne etkilerseniz ekleyin. Sonuç olarak 410 bin, 420 bin gibi bir fiyata satılacağını biz görüyoruz. Elbette bu noktada şu var. Biliyorsunuz son dönemde Çin'den gelen otomobillere bir ek vergi ödeniyor. Bu sadece arkadaşlar elektrikli otomobiller için söz konusu. Yani içten yanmalı motora sahip otomobillerde böyle bir durum söz konusu değil ki Altis modelinde de yine içten yanmalı bir motor kullanılacağı için böyle bir durum söz konusu olmayacak. Otomobil Euro NCAP'ta çok böyle parlak bir deneyime sahip değil. Dolayısıyla güvenlik açısından öyle aman aman bir otomobil değil ama ucuz arkadaşlar. Ya ben ayağımı yerden kesebilecek sıfır bir otomobil arıyorum diyenler için uygun bir tercih olabilir. Dediğim gibi fiyatı her türlü 450 bin liranın altında olacak. Eğer bizim beklediğimiz parametrelerde gelirse 350-400 bin TL aralığına bu otomobili satın almak mümkün olabilecek. Halihazırda arkadaşlar Türkiye'de en ucuz otomobil bile 700-800 bin TL bandında satılıyor. Biliyorsunuz elektrikli otomobillerde böyle AMI tarzı B1 sınıfı ehliyetle kullanılabilen otomobiller var. Bu otomobiller halihazırda 400 bin TL'nin altında fiyatlara sahip. Önümüzdeki süreçte bir başka Çinli üretici Chery'nin Türkiye'ye EQ1 modelini getireceği söyleniyor. EQ1 baktığınız zaman 400 bin TL gibi bir fiyattan satılacak deniliyor. Eğer o da gelirse gerçekten Türkiye'de 500 bin TL altına alınabilecek pek çok otomobil olabilir. Bir de dipnot olarak şunu belirtelim sizlere. Changan'ın Türkiye pazarındaki aslında asıl hedeflediği müşteri kitlesi taksicilermiş. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde. Biliyorsunuz ÖTV'siz araç alımı yapabiliyor taksi sürücüleri ve bunu 5 yıl boyunca kullanmaları gerekiyor. Changan'ın fiyatı da uygun olduğu için ÖTV'siz otomobil tarafında yapacakları kampanyalarla taksicileri hedefliyorlar. Yani
önümüzdeki yıl belki de yollarda birçok Şangan, Asin, otomobil, taksi görebiliriz. Elbette bunu zaman belirleyecek arkadaşlar. Muhtemelen filolar da bu otomobile kalabilir. Çünkü biliyorsunuz genelde filo kiralamada en ucuz otomobiller tercih ediliyor. Clio'dur, işte Egea'dır, CLi'dir gibi otomobiller sıkla biz tercih edildiğini görüyoruz. Sonuç olarak bu tarz otomobillerin ülkemize gelmesi bizler için iyi. Niye? Fiyatlar düşüyor, rekabet artıyor, model yelpazesi artıyor ve tüketici de otomobile daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Eğer sizin de bu otomobil hakkında söylemek istediğiniz şeyler varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yine yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.